Evet, merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün birlikte soğanlı yumurta yapacağız. Ama farklı bir soğanlı yumurta yapacağız. Bunun için malzemelerimiz soğan, istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İçine istediğiniz kadar yumurta koyabilirsiniz. Limon, karabiber, tuz ve bir miktar su olacak. Önce soğanları doğramakla başlayalım. Çok lezzetli, çok güzel bir yemek oluyor bu. Kahvaltılık yemek. Kahvaltıların değişmezi olur eğer yapar ve denerseniz. Soğanları bu şekilde kesiyoruz. Dediğim gibi biraz farklı yapacağız. Limonlu yapacağız, karabiberli yapacağız. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kestikten sonra soğanları şöyle bir tabağın içine koyuyoruz. Üzerine limon. Üzerine karabiber. Ovalıyoruz güzel bir şekilde. Tabak küçük geldi maalesef. Rahat ovalamak için. Şu şekilde ovaladıktan sonra tavamıza yağımızı koyarak başlayalım. Dilediğiniz miktar tereyağı. Bakın yarım kaşık, yarım kaşıktan biraz fazla. Ve genelde göz kararı yapın. Buna ne kadar tereyağı gideceğini veya ne kadar yağ kullanacağınızı siz kendiniz kestirin. Biraz da sıvı yağ atacağım. Eridikten sonra da soğanları koyup yavaş yavaş pişireceğiz. Tekrar söylüyorum, tadına doyum olmuyor. Diğer soğanlı yumurtaları unutun. Altının çok açık olmaması lazım. Yoksa yanar soğanlar, pişmez. Burada amaç soğanların güzel bir şekilde tamamen pişmesi. Ağzını uygun bir kapakla kapatıyoruz. Ara ara açacağız. 2-3 dakikada bir karıştıracağız. Beraber bakarız. Evet, yaklaşık 1-2 dakika sonra kapağımızı açıyoruz. Bakın soğanlarımız ölmeye başlamış. Ama hala sertliğini koruyor. Kızık ateşte ve orta ateşte soğanlarımızın öldüğünü hissedene kadar, yani iyice yumuşayacak, kaşığa sertlik gelmeyecek şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Yağ az derseniz yağ ilave edebilirsiniz. 1-2 dakika sonra tekrar açmak üzere kapatıyorum. Yaklaşık 1-2 dakika sonra tekrar açıyoruz. Bakın soğanlarımız bayağı ölmeye başladı. Bayağı yumuşadı. Altını bu saatten sonra isterseniz açın, isterseniz yine aynen devam edin. Sadece süreyi uzatır veya süreyi kısaltırsınız. Bakın ateş bu kadar. Bunu isterseniz şu kıvamı da getirebilirsiniz. Biraz açtım ben altını. Birkaç dakika için tekrar kapatalım. Demlensin burada güzel bir şekilde. 1-2 dakika sonra tekrar açalım. Bakın rengini almaya başladı. Ama hala sert soğanlar var. Bir dakika civarında yine pişirelim. Tahmini bunun olma süresi 10 dakika civarında. Eğer orta ateşte veya kısık ateşte yaparsanız 10 dakikaya hazır olur.
Kapattık. Evet, 1-2 dakika sonra tekrar aldı. Evet, güzel. Soğanlarımız kıvama geldi. Sertlikleri kayboldu. Şimdi içerisine yarım çay bardağı civarında su, ama biraz önce gösterdiğim soğanın için geçerli bu. 2 tane soğan için. Bunu artırabilir veya azaltabilirsiniz. Sulu olmayacak, merak etmeyin. Biraz sonra birbirlerinin içine geçecekler ve birbirlerini ötülecekler. Biraz sonra suyu tamamen çekecek soğan. Bakın su kaybolmaya başladı. Yumurtayla beraber zaten tamamen kaybolacak. Karamelize oldu, dikkat ederseniz su ve soğan. Tuzu isterseniz atabilirsiniz. Ben pek tuz taraftarı değilim. Yumurtanın üstüne biraz serpiyorum. O kadar. Tuzsuz bile yapabilirsiniz bütün yemeklerinizi. Bu aşamada yumurtaları kırıyoruz. Burada yumurtaların üstüne biraz tuz. İsterseniz burada ağzını kapatıp şu şekilde yaparak da servis edebilirsiniz veya pişirebilirsiniz. Veya şu şekilde üzerine soğan da kaplayabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Veya şu şekilde dağıtabilirsiniz de. Hiç fark etmez, hepsi güzel. Hepsi lezzetli. Şimdi bakın, ben o şekilde yaptım. Eğer biraz fazla suyunuz olursa şu yumurtaların üstüne bunları koyabilirsiniz. Bakın işte su ve yağ burada önemli. Altını kısıyorum. Ağzını kapatıyorum. Bir dakika sonra işimiz tamam. Bakıyoruz olmuş mu diye bir iki dakika sonra. Evet, gayet güzel kıvamda bir soğanlı yumurtamız oldu gördüğünüz gibi. Rafadan şekilde tam ekmek bandırmalık. Bakın bunlar kendi içindeki özel. Bunlar kendi içinde özel. İsterseniz pul biber serpiştirirsiniz. Bakın hatta ben serpiştiriyorum şöyle. Evet. Soğan yumurtamız hazır. Mükemmel bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.